Herkese merhaba, ben Seray. Kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, makyaj konusunda hiçbir bilgim yokken şu an burada sizinle beraber makyaj alışverişi videosu çektiğime inanmıyorum. Başlıktan gördüğünüz üzere makyaj alışverişi videosu çekiyorum. Hani bugünün geleceğini hiç düşünmezdim ama dedim ki hani gerçekten adam akıllı makyaj yapmayı öğrenmem gerekiyor. Ve araştırmalar yaptıktan sonra ihtiyacım olan şeyleri de buldum ve hepsini aldım. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim ve sonrasında bu ürünlerle beraber makyaj yapacağız. Öyle yani. Benim makyajım biliyorsunuz ben genelde maskara ve eyeliner falan yapıyordum. Ama gerçekten bayağı güzel şeyler aldım. O zaman hemen sizinle beraber makyaj alışverişi videosuna geçiyorum. Geçtim. Aynen. Arkadaşlar bu ürünler ne kadar tuttu bilmiyorum ama 50 euroyu geçti. Hani kalbim acıyor. Çünkü bu 50 euro ile gidip böyle kıyafet almayı falan tercih ederdim. Neyse. Evet şimdi aldıklarım bu arada ben paketi açtım. Çünkü çok böyle görmek istedim ürünleri. Neyse size şimdi göstereceğim. Şimdi Douglas'tan aldım her şeyi. Paketi açtığınız zaman şöyle... Mugler'in yeni parfümüyle ilgili bir şey çıkıyor. Mugler'in Arium parfümü bu hayatta kokladığım en güzel parfümlerden birisi olabilir. Şaka yapmıyorum. Neyse. Şimdi durun sırasıyla göstereceğim şimdi size. İlk olarak bunu TikTok'ta çok görüyordum ve almam gerekiyordu. Bu Elf Cosmetics'in Beauty Primer diye geçiyor. Yani böyle bir primerini aldım. TikTok'ta görmüştüm. Ve herkes çok öneriyordu. Yani güzel bir primermış. Ben de dedim ki hemen alayım. Hani en azından makyajı yapmaya güzel bir yerden başlayayım değil mi? Bir de arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim birazdan. O yüzden bu videoyu çekmem çok iyi oldu. Ürünlerin fiyatlarını şuraya yazacağım. Çünkü şu an aklımda değiller. Bu şekilde Elf Cosmetics'in bir primerini aldım. Sonracığıma böyle direkt göstereceğim size. Sonra Maybelline'in Fit Me primerini aldım. Ama bir de bu aralar çok sivilcem var. O yüzden bence iyi oldu bu şekilde bir... Bir dakika neydi bunun ismi? Foundation. Aynen böyle bir foundation almam iyi oldu. Dediğim gibi makyaj dünyasına yeni girdim arkadaşlar. Beni linçlemeyin lütfen. Bu şekilde Maybelline'in Fit Me. Devam edelim. Sonra concealer aldım. Aynen. Manhattan. Bakın şu aslında aynı ton değiller mi? Çok yakınlar birbirine değil mi? Ya da ben körüm. Neyse Manhattan'ın concealer'ını aldım. Dediğim gibi fiyatını hatırlamıyorum ama sanırım 3 euro falan olması gerekiyor. Hepsini deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında bunu almam gerekiyordu. Çünkü Harry konseri de gittikçe yaklaşıyor. Ve göz makyajı yapmayı çok istiyorum. Revolution'ın şöyle bir paletini aldım. Şu güzelim renklerine bakar mısınız? Bakın şöyle şey. Makyaj influencerları gibi. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde bakar mısınız renkler? Tam benlik renkler. Yani bayıldım. Ve bunun fiyatı çok uygundu. Sanırım 4 euro mu neydi ve dedim hemen almam gerek. Çok sevdim. Devam edelim. New York Cosmetics'in neyini almışım? Eyebrow. Çünkü ben kaşlarımı hep böyle jelle tutturuyorum. Her gün onu aslında yapıyorum. Bu böyle günlük bir şeyim. Maskara yapmaya üşendiğim günler bile her gün bu kaş şeyini yapıyorum. Normalde Essence markasının ürünü kullanıyordum. Dedim bunu bir deneyeyim. Bakalım nasılmış. Sonra en çok sevindiğim ürün. Kızı milyoner ettiğimiz. Yani Kylie Jenner'ı ünlü ettiğimiz, milyoner ettiğimiz markası. Kylie. Evet sonunda Kylie'nin bir tane high gloss yani lip gloss'unu aldım. Bakar mısınız? Bunun paketini kesinlikle atmayacağım bu arada. Hani çok güzel görünmüyor mu? Ay bunu açacağım. Çünkü çok merak ediyorum. Ah kız Kylie. Kızı milyoner ettik bunlarla. Ah. Ama bakın çok tatlı şeyi. Kutusu. Bakın. Çok güzel. Yani çok güzel değil mi? Neden bilmiyorum ama aşırı hoşuma gidiyor. Bu şekilde böyle üzerine Kylie yazması ve böyle sanki akan şeylerin olması. Çok 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 sevdim bunu. Aşırı tatlı. Pembe renkte. Son iki ürünümüz ise highlighter brush aldım bir tane. Evet. Ve bir tane de eyeshadow brush aldım. Ve açıkçası bu kadardı. O zaman şimdi ben saçımı toplayacağım.
Ve makyaj yapmaya geçeceğim bu ürünlerle. Kendi makyaj ürünlerim de var. Onları da işin içine katacağım ve o zaman hemen makyaj yapmaya geçelim. Okey, o zaman şimdi makyaj yapmakla başlayalım. Bu arada tam arkanızda benim makyaj aynam var. Normalde yazı masamın olduğu yere getirdim onu. Çünkü burada gün ışığı falan da var. Ay bir dakika. Hah şimdi. Süper. O zaman şimdi başlayalım. İlk olarak bana böyle bir hediye takımı gelmiş Douglas'tan. Bunu aylardır kullanamadım. Çünkü bu videoyu video için saklıyordum. Şimdi bunun içerisinde şöyle bir günlük krem var. İlk olarak yüzüme bu günlük kremim sürmekle başlayacağım. Ay arkadaşlar ben böyle son zamanlarda nedense ben makyaj videoları izlemeye başladım. Hani ilgi alanım makyaj değil ama yine de güzel makyaj yapabilmek istiyorum. Şimdi bunu yüzüme sürmekle başlayacağım. Bu aralar her yerimde sivilce var. Ve iyi ki sınavlarım bitti. Aa krem çok güzelmiş. Çok hafif bir krem. Sınavlarım bitti arkadaşlar. Sonunda cuma günü son matematik sınavım vardı. Evet artık yaz başlayabilir. Bir ay boyunca okula gideceğim ama ne sınav var ne başka bir şey var. Notları kapattılar yani şey ne deniyor? Not nuşlos deniliyor. Türkçesi de not bitimi gibi. Artık farklı başka not yazamıyor öğretmenler yani. O notlar öyle kalıyor. Yüzüme sürdüm. Aa gül gibi kokuyor. Çok da gül sevmem aslında. Gül reçeli falan pek sevmem. Hep böyle misafirle gittiğimizde şey. Seracığım bak gül reçeli yaptık. Bir de ne istersen el yapımı. Hani deniyorum şey nezaketen ama aslında hiç sevmiyorum gül reçeli. Şimdi primerımızı yüzüme sürmekle başlayacağım. Evet 16 yaşındayım ve bunların yeni öğrendim. Yani primerımış işte foundationmış. Sonra bir sürü farklı şey daha var. Mesela Milk Beauty var. Onu da çok denemek istiyorum bir ara. Ya da Ariana'nın markası var. Ben aslında R.E.M. Beauty deneyecektim arkadaşlar. Ama ne oldu biliyor musunuz? Almanya'ya geliş ücreti 30 euro falan yani. Dedim yuh. Amerika'ya gideyim orada deneyeyim daha iyi olmaz mı? Orada gidiyorsunuz şeye direkt. Orada hani her yerde var. Ama buraya geliş ücreti 30 euro yani çok. Evet bakalım açalım. Ben bu primer'a yeşil renk almış mıydım ya? Yo bu renk almışım. Bu şekilde çok. Yani kesin dinç yiyeceğim. Kesin işte ay bunu yanlış yaptın. Bunu yanlış yaptın mı böyle olma. Çok mu sürdüm? Şurada yanda video var. Videoyu da izliyorum bir yanda. Artık bundan sonra daha güzel makyajlarla karşınıza çıkacağım arkadaş. Böyle sabah makyajı, makyaj rutini, okula nasıl hazırlanıyorum. Konuşacak konuları aslında ben kenara yazacaktım ama yazmayı unuttum. Ne konuşabilirim başka? Şimdi primerımızı sürdük. Sıradaki ürün ise foundation. Okey şimdi anladığım kadarıyla bu fondöteni yani foundation'ı böyle bir blush gibi bir şeyin üstüne şey yapıyorlar, sürüyorlar. Bu highlighter brush. Ama sanırım foundation'ı bununla yüzüme sürsem dünyanın sonu değil. Şu an tatilim bu arada. Evet bir haftalık tatil var burada. Ve sizin için bol bol vloglar çekeceğim. Ay çok tatlı. Küçük bir kız kanep hayalim böyle bir sürü fırçalarımın koyabileceğim böyle bir kase mi denir? Böyle bir bardak. Evet. Kesin bu foundation ten rengime biraz koyu mu gelecek? Siz nasılsınız? İyi misiniz? Okul nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Aşağı yazın okuyacağım. Bu aralar beni en çok güldüren YouTuber. Hani şey... Ay kesin fırçaya ziyan ettim şu an. Neyse. En çok güldüren YouTuber beni Ceyda Kasabalı arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yayacağım. Şimdi tam her tarafı kapatamadım. Ama videoda izlediğim kız elle de kapatabilirsiniz falan dedi. Fırçayı boşu boşuna ziyan ettim. Şimdi elimle kapatacağım. Bakalım arkadaşlarım makyaj yaptığımı fark edecek mi? Dedim ki arkadaşlar okul açılsın artık her gün okula makyajla geleceğim dedim. Böyle bildiğiniz yani gerçekten. Hani çok abartılı değil ama makyaj da arkadaşlar böyle. Ha evet evet kesin öyle yaparsın Sera. Ama cidden zaten sınavlar olmayacak. Okula artık şey canım istediği için yani şey böyle severek gideceğim. Böyle istediklerimi giyeceğim. Ben sınav haftaları yani sınav ayı oluyor buradan. Almanya sağ olsun. Sınav ayı boyunca full eşofman sweatshirt. Okula gidiş outfit'im buydu. Ama artık bitti. Artık insanlara nasıl bir moda ikonu olduğumu göstermek için gideceğim okula.
Evet, nasıl fikir ama? Bu arada aslında sivilceleri kapatmaktan hiç yana değilim. Çünkü sivilceler nefes alamıyor o zaman. Yazık onlar da nefes alsın. Şimdi onları kapatıyoruz. Nefes alamayacaklar. Ama aşırı garip hissediyorum. Hani sanki şu an yüzüme resim yapıyormuşum gibi. Yüz boyasıyla. Evet. Sanırım cilt tonuma uygun bir foundation mı seçtim? Belki bir tık koyu olabilir. Ama hani çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Şimdi concealer yapacağım. Sizinle konuşmak istediğim bir konu vardı, aklıma geldi. Gerçekten Türk influencerlardan, hani hepsi değil ama bir kısmından artık bıtkınlık geldi. Hani şaka yapmıyorum. Eskiden çok severek takip ettiğim insanlar artık günde 35 tane link veriyor. Hani 50 story, 35'i link. İki tanesi işte ağaçları çekiyorlar. İki tanesi kombinlerini çekiyorlar. İki tanesi de işte sadece yedikleri falan. Bıktım ya. İşte mutfak araç gereçleri, işte çorap linki, kase linki, bardak linki. Arkadaş yeter artık ya. Bıktım. Hani verin 1-2 link günde ama 10 tane 15 tane de vermeyin. Vallahi bıtkınlık geldi artık. Hani ben anlamıyorum ki ne yapmak istiyorlar. O kadar para var mı ki bu trend yolda? Hani para olsa bile diyelim. Bence çok abartıyorlar yani artık. Hani keşke bu marka ve eventleri ön planda tuttukları kadar biraz daha insanlara böyle hani örnek olucu şeyler falan da paylaşsalar storylerinde. Hani benim olsa 1 milyon takipçim, 500 bin takipçim dakika başı link vermezdim açıkçası. Evet, şeyimizde sürdüğümüze göre concealerimizi. Şimdi yüzüm aslında bitti. Sadece highlighter falan yapabilirim ama onu en son yapmayı planlıyorum. Şimdi ise kirpiklerime geçeceğim arkadaşlar. Kirpiklerimiz için annem bana bir ay önce yaklaşık olarak, hediye olarak Dior'un böyle bir kirpik kıvırcısını almış, siyah renkte ve hani çok iyi olduğunu duymuş arkadaşlarından. Gerçekten çok güzel kıvırıyor. Hani daha önce kullandığım kirpik kıvırcılarına göre hani çok güzel kıvırıyor. Bayılıyorum. Şimdi bunu yapacağım. Sonra da Maybelline Sky High maskarasını kullanacağım. Evet, affedersiniz ama bunun için bir ayna gerekiyordu. Şimdi çevireceğim. Şu an bu kirpiklerimin kıvırcı kullanmadan oldukları halde. Yani gördüğünüz gibi düşükler. Bayağı güzel kıvırıyor bu kıvırcı kirpiklerimi. Durun, size şimdi birazdan göstereceğim. Size hızlı çekime alacağım şimdi. Bakın arkadaşlar, kirpiklerim bence çok güzel görünüyor. Bu aralar Keeping Up With The Kardashians izliyorum Netflix'ten. Aşırı komikler. Yani beni en çok güldüren kişi bu aralar Ceyda Kasabalı, birinci sıra, ikinci sırada Keeping Up With The Kardashians. Evet. Control Freak. Oha! Bayağı. Ay çok kötü kokuyor. Bir şey diyeceğim. Bayağı güzel aslında ya. Bayağı beğendim. Hani kaş öyle bildiğiniz kalıyor. Hani şey yapıyorsunuz kalıyor. Mesela Essence'inki öyle değildi. Essence'inki biraz daha farklıydı. Highlighter brush'ıma foundation yaptığım için şimdi şey yapmam lazım. Neden bunu açıyorum? Ah, beyin, bir dakika. Şimdi şey yapmam lazım. Bu elimdeki diğer şeyi kullanmam lazım. Rival'ın böyle bir highlighter'ını kullanıyorum. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Böyle sabahlığımı giyecektim. Sabahlığımı giymek yerine ne denir ona? Duş havlumu giy... Yani duş... Ne denir ona böyle duş? Duş havlu. Hani böyle giyilebilir duş havluları var ya. Benimki öyle bir şey. Duş havlumu giydim. Böyle duş havlumu giyiyorum. Diyorum ki, Sera salak mısın? Sabahlığını giymen lazım. Beynim çok şey oldu. Ay canım şu Milk Beauty'nin ürünlerini çok almak istiyor. Şu pembe olan bir tane böyle yanaklarınıza söyleyeceğiniz bir şey var. Onu çok almak istiyorum. Sizce onu almalı mıyım? Aşağı yazın. Yeah. Okay. Şimdi son ürünümüze geldik arkadaşlar. Bütün video ben de bu anı bekledim. Size ne kadar çaktırmasam da. Kylie Skin. Okay. Bir daha açıyorum. Çünkü kapak fotoğrafını çekmek için kapatmıştım. Şimdi ürün arkadaşlar böyle gözüküyor. Hazır mısınız? İlk defa açıyorum bu arada. Wow.
Oha, bir dakika. Cidden güzel kokuyor. Cidden güzel kokuyor şimdi. Çok tatlı. Şimdi dudağa süreceğim. Bir dakika. Sandalyeye de anlattım. Tadı güzel. Tadı güzel. Bir de böyle şey, dudaklarınız böyle yapıştırmıyor birbirine. Bazı lip glosslar öyle olur ya, böyle konuşamazsın falan. Aslında cidden beğendim. Yok yok, gerçekten. Lip gloss zaten bu konuya hakimdim. Bayağı beğendim. Güzel yani. Hoşuma gitti. Aferin Kylie, iyi iş çıkarmışsın. Arkadaşlar, bu benim makyaj alışverişimde. Böyle baya farklı göründüğümü düşünüyorum şu an. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. İsmini değiştirdim bu arada. Instagram ismi artık Muhasara. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yakın zamanda çekiliş yapmak istiyorum lütfen. 20 bin yapalım artık beni arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıda yorum yazabilirsiniz. Bu ürünlerden en çok hangisi favorinizdi? Benim favorim ise Kylie Jenner'in lip gloss'u. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.